Yepyeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. İşte o Türkiye'de skuterçilerin ve motosikletçilerin en çok konuştuğu iki modelle beraberiz arkadaşlar. Kanuni SH150 ve RKS FRESIA150 ile beraberiz. İkisini birlikte bugün kıyaslama videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu iki en çok konuşulan motosikletler birbirleriyle aynı mı değil mi, ne gibi bir farklılıklar var onlardan konuşacağız. Önce bir detayları görelim, ondan sonra hemen geliyoruz. Yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look. I told shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now. Movie star money making everybody act out. Bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda Kanuni SH150'yi incelemiştik arkadaşlar. Detaylı bir şekilde incelemiştik. Daha doğrusu detaylı bir şekilde incelemedik de Mehmet kardeşimiz yeni almıştı şeyden. Bayiden yeni almıştı. Biz de bayiden çıkardık. Hatta bu da Mehmet kardeşimizin iki tane oldu arkadaşlar. SH150. Bir de bir arkadaşımızdan burada RKS Fresia 150 var arkadaşlar. Bunu da emanet olarak aldık. Her iki motoru da kıyaslamak açısından, sizlere gösterme açısından Fresia 150 ile SH150'yi Türkiye'de ilk defa yan yana getirdik arkadaşlar. İşte en çok konuşulan iki motosiklet bu sevgili dostlar. Şimdi SH'nın teknik özelliklerinden bahsetmiştik. Hemen tekrardan bir daha üstünden geçelim sevgili dostlar. Kanuni tek silindirli, su soğutmalı, 149 cc'lik bir motor bloğuna sahip arkadaşlar. 131 kiloluk ağırlığı var ve 11 litrelik benzin deposu var sevgili dostlar. Kanuni'de. Kanuni 2 sübaplı. RKS ise 4 sübaplı arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlar yanlış anlamış bu arada. Hani 2 zamanlı 4 zamanlı olarak algılamışlar. Hayır arkadaşlar, her iki motorda 4 zamanlı tek silindirli su soğutmalı. Sadece sübap farkı var. Sübap nedir? İşte Soç ve Dodge. Yani çift eksantrik, tek eksantrik, 2 sübaplı ve 4 sübaplı. Yani bir piston başına düşen sübap sayısı arkadaşlar. RKS'de 4 sübap var. SH150'de 2 sübap var arkadaşlar. RKS'nin de teknik özelliklerinden hemen bahsedeyim. RKS'de de 149 cc'lik tek silindirli radyatör su soğutmalı bir motor bloğu var sevgili dostlar. RKS'de SH'ya göre, SH'da 11 litre, RKS'de ise 9.3 litrelik bir benzin deposu var. SH'da 14.28 beygir güç üretiyor arkadaşlar. RKS'de ise 16.45 beygir güç üretiyor. Ağırlıklara gelince 131 kiloluk bir ağırlığımız var. 155 kiloluk bir ağırlığımız var. Şöyle ben motorlara her ikisine de genel olarak baktığımda yani birbirlerine çok benziyor arkadaşlar. Gerçekten her iki motor da birbirlerine çok benziyor. Özellikle mesela şu arka iki amortisör kesinlikle birbiriyle aynı. Ondan sonra her iki motorda da önde ve arkada disk fren var ve her iki ön ve arka tekerde de ABS mevcut. Her ikisinde de ABS mevcut. Şimdi yukarıdan baktığımda şu direksiyonun gidonuna bakıyorum. Direksiyonun gidonu birebir aynı arkadaşlar. Bunda da aynı, bunda da aynı. Ondan sonra şu ön tarafa bakıyorum. Ön tarafta da çok bir fark yok. Ön tarafı da aynı. Sadece ekran olarak camlar bile aynı arkadaşlar. Camlarda SH'nın ön camının bir iki şu kadar bir uzunluğu var. RKS'de de aynı şekil ön camlar her iki şeyde açılıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereyim. Şunları çektiğinizde her iki camda özellikleri aynı. Mekanizmaları aynı arkadaşlar. Ekranlara bakıyorum. RKS'nin ekranı bir tık daha büyük. SH'nın ekranı da bir tık daha küçük. Ama SH'da altta bir ekran daha var. Onda da işte bu uzun farların, kısa farların ve sinyallerin gösterdiği bir ince bir uzun ekran var arkadaşlar. Bunları ben hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Her iki motorda da anahtarsız çalıştırma var. Bakıyorum. Evet, her iki motorda da anahtarsız çalışma var. Her iki motorun sol tarafında torpido gözü var. Bir tanesinde SH'da içeride, RKS'de de dışarıda bir tane USB var arkadaşlar. Benzin depolarının bulunduğu yerler aynı. Şöyle boyalarına bakıyorum. SH'nın
Mavi renginin boyası biraz daha güzel geldi bana arkadaşlar. Şöyle metalik bir boya var üstünde. Kesinlikle metalik boya var. Bunda da bir metalik boya var ama bu daha canlı ve daha parlak görünüyor. Aynı zamanda bunun kırmızı ve siyah renkleri de var. Bunda da beyaz ve yeşil rengi var arkadaşlar. Şimdi şeylere bakıyorum. Radyatör kısımlarına bakıyorum. Her iki motorun da radyatör yerleri ve aynı yerde. Ayak basma yerlerine bakıyorum. Ayak basma yerleri de her iki motorda da aynı. Sadece SEHA'da, RKS'de arka kısımları biraz daha böyle girintili yapmışlar. O da neden? Oturduğunuz zaman ayaklar buraya geldiğinde daha böyle ayaklar açılmıyor da daha dik olarak iniyor. Yani şöyle karşıdan baktığımızda da her ikisinde de LED farlar var arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani her iki motorda aynı. Hemen hemen aynı yani. Şuradan gördüğüm kadarıyla aynı. Sadece dediğim gibi beygir gücü farkı var. 16.45 beygir güç var. 16.45 beygir arkadaşlar. 14.28 bunda var. SEHA 2 subaplı. Bu 4 subaplı. Bu arada daha önceki videomuzda 2 subaptan bahsetmiştik. Bunda 4 subaptan bahsetmiştik. İşte bazı arkadaşlar demiş işte 2 subabın neyini met ediyorsunuz falan filan gibisinden. Arkadaşlar her iki motorun da birbirine göre avantajları ve dezavantajları var. 2 subaplının da avantajı var. 4 subaplının da avantajı var. Lütfen bunları bilin. Ondan sonra yorum yazın. Rica ediyorum. Çünkü birçok insan bir sürü gereksiz yorum yapıyor. Öncelikle teknik özellikleri öğrenin. Hangi motorun ne gibi özellikleri var onları öğrenin. Ondan sonra yorum yazın diyorum. Bu arada çok sıcak geliyor arkadaşlar. Hava da sıcak. Şöyle bakayım. Arkada her iki motorda da aynı şekilde top case koyma yerleri var. Yani her iki motorda hemen hemen birbiriyle aynı. Yani şöyle üzerine oturayım. Biraz da bunu çalıştırmak istiyorum. Sesini bir duyalım. Şimdi RKS'yi çalıştırıyorum arkadaşlar. RKS'nin bir sesini duyalım. Şimdi ben RKS'yi kullandım. RKS yani 90 kilometreye kadar hemen çok seri bir şekilde hızlanıyor arkadaşlar. Ama sahibinin de bana söylediğini şunu söyleyeyim. Sahibi de 130'a kadar çıkmış ama 130'da motorun gaz kestiğini söyledi. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sahibinin söylediğini söylüyorum. Ben bunu kendim söylemiyorum. 125-130'da giderken motorun gaz kestiğini söyledi. Bilginiz olsun. Evet. Sesini duyalım. Evet. Bu arada Mehmet de burada. Mehmet'i de çağırayım ben. Mehmet beraber gene devam edelim. Gel kardeşim. Geleyim. Ben de kendi motoruma şey yapayım. Evet. Şimdi bir de onu çalıştıralım. Onu da sesini duyalım. Tabii. Her ikisinde dediğim gibi anahtarsız çalıştırma var arkadaşlar. Anahtarlar cebinizde. İkisi de sessiz çalışıyor. Aynen. Evet. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. SEHA daha sessiz çalışıyor. Evet. Arkadaşlar bak net söylüyorum. SEHA RKS'ye göre daha sessiz çalışıyor. Siz vallahi sen bir fark görebiliyor musun? Ben yani öyle, ben de şimdi daha Fresi'ye birkaç bindik de öyle yan yana koyup hiç bakmadım. Mesela ön amortisörlerine evet o da benim dikkatimi çekti. Aynen. Ekstra bir koruyucu körük takılmış. O daha iyi olmuş yani amortisörlerin. Hemen şuradan göstereyim. Aynen. Amortisörlerde bunda yok. SEHA'da koruma var arkadaşlar. Var. Plastik koruma koruyucu. O güzel. Var. Bunun SEHA'nın SL6 bagajı daha derin. Evet. Belki diğerine de full face kask girmiyordur ama bu belki small kask giriyor buna. O açıdan SL6 SEHA'da daha başarılı olmuş. Evet arkadaşlar SEHA 150'nin bagajı biraz daha geniş. Gördüğünüz gibi komple bagaj var. Yani koltuğun altı komple bagaj ve koltuğu açtığınızda bakın koltuk bu şekilde durabiliyor. Hemen RKS'ye geçiyorum. RKS'nin bagajı kapak durmuyor. Yani koltuk durmuyor arkadaşlar. Burası dolu. Sadece bu kadarlık bir kısım var. Yani sonuç itibariyle SEHA 150'de çok daha fazla bagaj alanı var arkadaşlar. Benim gördüğüm yine ya birçok şey aynı. Mesela bakıyorum, Fresia'ya bakıyorum. Arkada Dayane diye motor bloğunun üstünde yani muhtemelen Çin menşeli firmanın logosunu bile silmeye gerek duymamışlar. Evet. Kanuni parayı basmış herhalde Kanuni yazdırmış buraya. Aynen. Diğerinde burada Dayane yazıyor. Ne yazıyor burada? Vorey ve aynen. Dayane yazıyor. Egzozlara bakalım. Egzozlar çok yakın aynısı. Egzozlar birebir hemen hemen aynı arkadaşlar. Fark göremedim. Çok bir fark yok. Bir de şunu söyleyeyim. SEHA'da sol göz içinde USB var. Fresia'da ortada ama çok kullanışlı değil. Ben işte bir tane telefon tutucuyla falan hani olabilir. Bu daha pratik. Şarja koydun içine at. Daha güvenli geldi. Ama Fresia'nın sol tarafında çakmaklık var. Bir de iki tane kilit var onu ben de anlamadım neyin kilidi olduğunu. Az önce açtım ben. Orada
çakmaklık var. Evet. İki tane kilit tuşu var ama onu anlayamadım yani ne olduğunu. Çakmaklık var evet. Bu gözün içine çakmaklık var arkadaşlar. Bir de sarı ve kırmızı olmak üzere iki tane anahtar koymuşlar. Biri kilit resmi var üstünde ama neyi kilit diyor anlayamadım. Fresia'da şimdi aslında daha özellikli bir motordu. Radar sistemi falan vardı bunda. Evet. Hani o radardan geçerken yakalamayın değil. Hani öndeki araçla takip mesafesi bir büyük motorlarda var. Fresia'da özelliği kısıtladığı için onlarla da alakalı olabilir. Önünde ve arkasında zaten sensör yerleri var. Evet. Ona baktım ama o özelliği çıkarmışlar. Şuralarda, en önde. Şurada yumuşak böyle. Şuralarda evet. Olsaymış iyi olurmuş. Yani VADV yazıyor önünde şeyin. Yani evet. Direkt oraya atıp. Ya ben şimdi ikisine bindim. Yani ilk izlenim olarak. Çünkü çoğu insan bunu belki yan yana getirememiştir. Sehab daha böyle Enduro'yı durdu. Yani biraz daha böyle Enduro havası. Bu biraz daha yere yakın gibi geldi. Aynen bana da şu an öyle geliyor. Arkadaşlar buradan da baktığımızda bakın gidonlardan da belli zaten. Biraz yani, daha yüksek. Seha 150 bir tık daha RKS'ye göre yüksek geldi bana. Evet. Şöyle bakayım bir dakika. Tutsana bir dakika. Şunu. Ya eğimden ne var? Ben hissettim yani. Onu hissettiğim kadarıyla daha yüksek zaten. Şimdi şuradan bir oturuyorum. Bir de buna oturayım bakayım. Seha daha yüksek gelecek. Yani yolda da hissettiriyor evet. Bunu. Arkadaşlar kesinlikle daha yüksek. Seha bir tık daha yüksek. Ama direksiyon, gidon her şey aynı. O Seha 150'de otomatik çalıştırma var. Ne diyor? Start stop var. Aynen. Ama bunda yok arkadaşlar. RKS start stop yok. Burada dörtlü düğmesi koymuş. Bunda da yok sağda var. Evet, sağ tarafta dörtlü düğmesi var arkadaşlar. Şimdi ekranları da ben size yakın çekim gösteririm. Evet, RKS'nin ekranından da bahsedeyim arkadaşlar. Şurada saatimiz var. 33 derece hava sıcaklığını gösteriyor. Üst tarafta devir göstergesi. Sol tarafta yakıt. Sağ tarafta hararet. Sol alt köşe trip 1, trip 2 ve kilometre. Şurada da normal kilometre. 2500'de bu arada motor arkadaşlar. Kapatalım. Tamam. Ortada hız göstergesi var. Bunun ekranı Seha'ya göre bir tık daha büyük arkadaşlar. Evet, Seha 150'nin ekranından bahsedeyim arkadaşlar. Ortada kilometre saati, solda benzin göstergesi, trip 1 saat var burada. Burada motor sıcaklığını gösteriyor zannedersem 61 evet. Derece. Burada 12 volt akü voltajı, altta da devir saati var. Hemen şurada da alttaki ekranda da işte beyin göstergesi, işte sinyaller, uzunlar, kısaların lambaları burada yanıyor arkadaşlar. Start stop'un lambası da burada yanıyor. Şu an Seha 150'nin ekranı bu şekilde. Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Her iki motor da birbirine çok yakın. Yani görünüş olarak, kullanım olarak her iki motor da birbirine daha yakın. Ama dediğim gibi Seha 150 bir tık daha yüksek. RKS'ye göre yüksek. Aradaki fiyat farkını da söyleyelim. 69 bin lira mıydı bu? Şu an 69 bin. 69 bin lira olmuş. Bu da 89 bin lira olmuş arkadaşlar. Aradaki fiyat farkı 20 bin lira aşağı yukarı. 20 bin liralık bir fiyat farkı var. Hangisini alıp almayacağınız tamamen size kalmış arkadaşlar. Bakın biz taraf tutmuyoruz. Bazı arkadaşlar demiş işte para aldınız yok bilmem ne falan. Hiç alakası yok. Spontan hani bulmuşken motoru bir yan yana getirirse kimsenin yapmadığı bir şey yapıyoruz. Aynen. Adamlar herkes bir şey yazıyor ama yani bunu almak, buraya getirmek, bu videoyu çekmek, montajlamak ciddi iş. Hani insanlar farkı görsün diye. Aynen, anti parantez açayım. Mesela ben Seha'nın sahibiyim. Fresia'yı da hani birkaç binmiştim bugün daha yakından hani bir inceleme şansımız oldu. Onun da hakkını yemeyelim. Fresia çok daha iyi toplanmış. Evet. Yani Seha'da bazı hatalar var montaj kaynaklı. Muhtemelen bunu yani iyi bir servisiniz varsa onlar düzelmeyecek şeyler değil. İlk videoda da söylemiştik. Ama Fresia'da öyle bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Çünkü gerçekten bağlantı noktaları çok daha iyi. Aynen. Mesela Seha'da şu motorda bile oturmayan bir tırnak var ben görüyorum. Evet şu aralar yani oturmayan tırnaklar var. Biraz aceleye gelmiş. Yani bu da bir eleştiri olsun. Çünkü firmadan da bizi izlediklerini biliyorum. Hani Kanuni firmasında. Bunlar biraz daha onlar tabii ki yani Kanuni firması sağ olsun bizim videolarımızı izlemiş, toplantı yapmışlar, evet. Sinevizyon'da sunmuşlar. Çok sağ olsunlar. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Onlar da dikkate alan bir firma. Aynen. Hani bunları, Ekrem Ata gibi bir abimiz var yani çok ilgili. Bunları hani, da geri dönüşüm olarak alıyorlar. Tabii yani eksikleri tek tek yazıyorlar arkadaşlar. Hani part düzelecek. Pulsar'da da ilk hani bazı sıkıntılar vardı sonra düzeldi. Yani çok önemli bir şey değil. Yani olmayacak bir şey değil. Değil. Yani söküp elinden gelen adam kendi bile takar. Ama Fresia çok özel olarak iyi toplanmış yani. Belki de böyle geliyordur. Aynen. Aynen. Yani o konuda da hakkını yememek lazım arkadaşlar. Hani biz burada dediğimiz gibi kimseden para almıyoruz. Tamamen burada size hizmet ediyoruz. Yani siz hangi motoru almak istiyorsanız karar sizin. Mehmet'in de dediği gibi yani bu şeyin RKS'nin böyle işçiliği
toplanış tarzı, karşıdan görüntüsü böyle biraz daha böyle bir tık daha şey. Ya, plastik kalitesi demiyor muhtemelen aynıdır. Aynen yani. Plastik kalitesini demiyoruz bakın. Zaman aynı zaten. Her şey aynı arkadaşlar. Şey birçok şeyi aynı. Yani ben şu an iki motorda yanımda. Her şey hemen hemen aynı ama dediğim gibi hani Mehmet'in de dediği gibi bunda daha iyi bir toplama var. Yani parçalar yerine daha iyi oturmuş. Aynen. Kapak olayı mesela onda bastığın zaman kontaktan çak diye atıyor. Evet. Seha'nın bir eksikliğiydi mesela bu. Aynen doğru söylüyorsun. Bir onu elimizle açmıştık. Bu aynen, düğmeyle atıyor. Kendi atıyor. Onda kumandada şey var mı? Kumandada yok. Şeyi atıyor mu? Ne derler? Seleyi. Bunda sadece kilit aç kapa olayı var yani. Öyle bunda da şey var arkadaşlar, kumandasında mesela basıyorum tak şeyi atıyorum arka aynen, şeyi açıyor. O da durmuyor bu arada. O evet. Da onun eksikliği olsun. Bu da durmuyor. Bu ondan açtığın zaman duruyor yani. Şimdi bundan artılar eksiler. Hepsini detaylı bir şekilde ekranlı her şeyi göstereceğiz arkadaşlar. Bunlara ayrı bir çekim yaptık. Onları da şeylerde geçerken konuşurken arada onları da göstereceğiz. Yakın iki motor. Hadi aynen. 20 bin lirayı düşünerek. Hani öyle düşünmek lazım. Aynen öyle arkadaşlar. 20 yani bin lira vermeye yani. Değer mi? Yani önemli olan şey bu. Yani iki beygirlik bir güç farkı var. 4 subaplı, 2 subaplı. Onu iyi araştırsınlar ama biz anlatmayalım. Subap aynen, aynen. Onu dediğim gibi arkadaşlar bak 2 subabın avantajı var. 4 subabın avantajı var. İkisinde birbirine göre avantajları ve dezavantajları var. Bunları lütfen iyi değerlendirin. Çünkü birisinin alt devirleri, üst devirleri falan muhabbeti var. VKS buna rağmen daha ağır bir motor. Aynen. Seha daha hafif bir motor. 155 miydi bu? 155 kilo. Bu 131 kilo arkadaşlar ağırlığı. Ya yani arada bir ağırlık farkı da var yani. O ağırlık farkı o kadar nereden kaynaklanıyor? Onu da yani malzeme midir artık bilmiyorum. Çok yakın çünkü egzozu olsun bu her şey aynı. Biraz daha ağır bir motor yani. Bir şey yapmak hani aslında tam böyle teraziye koyup ölçmek lazım aynen, aslında. Daha ağır olduğu belli. Şimdi kimisi boş verisini veriyor. Kimisi üzerindeki sıvıyla beraber veriyor. Belli olmuyor. Ya ikisi de boş veri olduğunu düşünüyorum aynen. Ben. Mesela bunun yakıt deposu daha 11 yüksek. Litre. 11 litre. 2 litre de bayağı yol yaparsın 8. yani. Evet. Onda öyle bir şey olmasına rağmen ağır olması ilginç. Hatta mesela arka top case tutucularda o daha dar. Evet, dar bir alanda oturuyor. Seha'ninki bayağı geniş, iyi oturuyor mesela. Evet. O da bir fark. Hatta bunların parçaları daha büyük, daha yüksek, daha kalıplı, daha hafif. Evet. Demek ki kullanılan malzemelerle alakalı olabilir. Alüminyum ağırlık değerleri vesaireler bir şeyler ben olabilir. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Zaten kas kamerasını da takıp RKS'nin de şeyini bir yolda girişine bakacağım. Ondan da bir aktarma yapacağım size. Evet sevgili dostlar. Şimdi motoru emanet almıştım. Yerine götüreceğim. Bu arada bak söylemek istediğim bir şey var. Şu çantamı, depo üstü çantamı şeyde Mehmet'in bu arada acil işi çıktı. Hemen gitmek zorunda kaldı arkadaşlar. Seha 150'de bagaj altına şu çantayı normalde koyuyorduk. Bunu da koyamadık arkadaşlar. Sığmıyor. Yani bak göstereceğim şimdi. Çantayı buna bir türlü sığdıramadık arkadaşlar. Olmuyor, kapanmıyor. Yan denedim, öyle denedim, böyle denedim. Kapanmıyor. Seha 150'de sığıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bunu mecburen şimdi önüme koyacağım. Yani Seha 150'nin bagajı daha geniş. Bilginiz olsun. Evet dediğimiz gibi bunda marş sesi geliyor. Seha 150'de marş sesi gelmiyor. Dediğim gibi bakın tarafsız olarak konuşuyorum. Sonra demeyin yok arkadaş Kanuni'den para mı aldınız, RKS'den para mı aldınız bilmem ne falan demeyin. Tamamen tarafsız olarak konuşuyorum arkadaşlar. Yani kimsenin benim cebime para koyduğu yok. Hiç kimseden bir menfaatim çıkarım da yok. Tamamen sizler için çekiyorum. Yani sonuç itibariyle benim hangi motorlarım olduğunu, kaç tane motorum olduğunu çoğunuz biliyorsunuz. Hani ben bu motorlarda itibar edecek bir insan da değilim. Sadece sizler için çekiyorum. Çünkü çok sorular geliyor. Özellikle Kanuni videosunu çektikten sonra bayağı bir soru geldi. İşte Freccia ile karşılaştırır mısın? Freccia ile nasıl? Yok Freccia daha iyi, yok Kanuni daha iyi falan. Herkes bir şey söyledi. Bizim de buradan bir arkadaşımız bunu satın almış RKS'yi. Dedim böyle böyle verir misin? Abi ne demek dedi. Al götür git dedi. Bu arada anahtarları kaybetmeyelim. Anahtarlar cebimizde. Sağ olsun verdi. Ben de hemen Mehmet'e dedim, Mehmet böyle böyle bir çekelim. Tamam abi dedi, o da geldi sağ olsun. Her iki motorda karşılaştırma imkanımız oldu. İnşallah Türkiye'de ilk olarak bu videoyu da sizlere biz yayınlamak istiyoruz arkadaşlar. Bizden önce şu an yayınlayan olmazsa RKS 150 Freccia ile Seha 150'yi ilk defa karşılaştırma videosu olarak biz koyuyoruz.
Bu arada kesinlikle Seha 150 bundan bir tık daha yüksek arkadaşlar. Yani artık seleden midir, amortisörden midir, nedendir bilmiyorum ama onda biraz daha böyle yukarıda duruyorsunuz. Daha kemikli, bu biraz daha böyle daha soft geldi bana arkadaşlar. Yani daha böyle alçak diyeyim. Hani hızlanmalar her ikisi de hemen hemen aynı. Çok fazla öyle ahım şahım bir fark yok arkadaşlar. Hani böyle kayda değer bir fark yok, onu söyleyeyim. Yani birisi 14.28, birisi işte 16.45 beygir. 2 beygirlik bir güç var. 2 beygirlik güç hissediliyor mu? Bilmiyorum ya. Hani çok öyle ben ahım şahım bir fark göremedim açıkçası. Hani VKS böyle minim fark olarak olabilir. Yani minim olarak. Biraz daha böyle işte ara hızlanmaları falan. Ama hani SH 150'de ilk kalkış anında oldukça seri kalkıyor arkadaşlar. Eğer tekrar denk gelirsek Mehmet'le beraber bir böyle kalkış videosu da yapmayı düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, şimdi her iki motorla beraber kalkış yapacağız. Bir dakika. Yol boşalsın. 1-2-3 dedim ve basalım. Evet sevgili dostlar. Arkadaki araba geçsin. Kamera karşıyı gösteriyor mu? Hadi. 1-2-3. Arkadaşlar bu arada şu an tam gaz yaptım. Seha önde kalktı. Bu motor 2500 kilometrede Seha 150 daha sıfır arkadaşlar. Rodajı bile yapılmadı onun. Şu an tam gaz gidiyorum. Vay anasını. Kaskın camı olmadığı için. Arkadaşlar ilk kalkışta Seha 150 önde kalktı. Kesinlikle önde kalktı, yani bunu söyleyebilirim ki bu motor 2500 kilometrede rodajı yapılmış. Seha 150'nin daha rodajı bile olmadı, daha henüz 0 kilometrede o. 20 kilometrede falan. Kalkışta Seha 150 VKS'yi geçti, bilginiz olsun. Şimdi dönüşte motorları değişeceğiz arkadaşlar. Evet motorları değişiyoruz şu an. Onu alayım mı, dursun mu orada? Dursun, tamam. Bakayım, evet kamera çekiyor. Kumandadan basman lazım şeye. Çalıştı mı? Evet arkadaşlar, ben şimdi Seha 150'yi aldım. Mehmet de şeyi aldı. Böyle gel. Sağ yanıma gel Mehmet böyle. Hadi hazır. 1, 2, 3. Arkadaşlar bariz bir fark var. Belki inanmayacaksınız ama Seha 150 daha seri kalkıyor. Oo birader. Yok abi yok. Seha 150 kesinlikle daha seri arkadaşlar. Açık ara fark attım şu an. Evet dediğim gibi Seha 150'de şey olarak biraz daha yüksek oturuyorsunuz arkadaşlar. Oturuş pozisyonu bir tık daha yüksek. Yani fark var mı? Daha böyle şey ya, RKS'ye göre biraz daha böyle o XADV'nin şeyini daha iyi hissediyorsunuz. Vallahi bakın şöyle söyleyeyim, tarafsız olarak konuşuyorum. Motor serilik çekiş olarak Seha 150 önde gidiyor ama işçilik olarak kesinlikle RKS bir tık daha iyi. Yani arada da dediğim gibi 20 bin liralık bir fark var. Bunu da siz değerlendirin.
Yani bu daha sessiz arkadaşlar. Yani Kanuni Seha 150 daha sessiz VKS'ye göre. VKS daha gürültülü çalışıyor. Yani geriye kalan kısımları hemen hemen birbirine benzer. Yani çok öyle ağım şağım dediğim gibi fark yok ama bak bunda da çok hemen çekişte, hemen anında çekiyor arkadaşlar. Yani şeyi güzel. Ara hızlanmaları falan çok iyi. RKS biraz daha hantal kalıyor kalkışta. Evet. Şurada teslim edelim motoru. Kesinlikle daha seri kalkıyor. Sadece dediğim gibi size hizmet edebilme adına, yani sizin karşılaştırmanız açısından bu iki motoru değerlendirdik. Bundan sonrası size kalmış. Yani bilemiyorum, yani bana deseler ki sen şunu mu alırsın bunu mu alırsın, inan abi kararsız kalırım yani ben. Arada 20 bin vardı. 20 bin lira fark varsa abi, yani kimse kusura bakmasın, ben Seha'yı alırım yani. 20 bin lira abi bu, 20 bin lira. Ufak tefek detaya takın. Mesela oturma yerinde yani, o ayak basma yeri biraz dar diye bahsediyorlardı mesela bunda. Evet. En fazla ama bir santim vardır yani. Bakayım. Aynı. Aynı gibi yani. Aynı bak, arkadaşlar. Yani bak bunda da ayağımı koyuyorum. Ayağımın sağ tarafından bir parmağımın yarısı kadar bir çıkıntı aynen var. Bunu koyuyorum. Tam. Bunda da tam. Yani kayda değer bir şey değil yani. Söylenmesi aynen bile gerekmiyor. İşte kayda değer bir şey değil. Manetler bile aynı ya, bakıyorum. Her şey aynı abi, aynı. Her şey aynı. Sanırım. Her şey aynı. Sadece ekran biraz büyük, onda i̇şte küçük. Ekran büyük. Evet. İşte önde körük var. Camların mekanizması bile aynı. Mekanizma, plastikler bile aynı yani. Her şey aynı. Şu, aynı yerden çıkıyor yani. Bir tık daha uzun. VKS. Bir tık evet daha uzun ama ikisi de yetersiz, onu söyleyeyim. İkisi de yetersiz. Yani buna daha uzun bir cam lazım arkadaşlar. Yani. Tur camı lazım. Onun dışında çok bir fark yok aslında. Evet sevgili yani dostlar, yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu an. Her iki motor da burada. Özelliklerini, farklılıklarını anlattık. Var mı başka söyleyeceğim İkisi bir şey? İkisi de iyi hissettiriyor. İkisi de güzel kullandık. Hani ikisi, bu daha sessiz. Yani ben şimdi bu bundan daha iyi diyemem. Bu da bundan daha iyi diyemem. Ama o da çok gürültülü bir motor değil. O da konfor. Değil değil evet. Şey ama yani dediğim gibi sessizlik olarak Seha 150 bir tık daha sessiz. Kesinlikle yani. Fresia biraz daha böyle işte o işçilikten dolayı. Hatta artık çalıştıralım. Her ikisini de çalıştıralım. Çalıştıralım. Dur. Ne kadar duyulur bilmiyorum ama. Aynen. Önce onu çalıştıralım olması. Sonra bir de ses şeyinden sonra. Şuraya getiriyoruz. Çalıştır. Kapatalım bence. Çalıştırır mı? Yok. O kadar sessiz değil. Ha sen çalış. Ben de yok artık diyecektim yani. Çalıştır abi. Duymadık yani. Abi kesinlikle ya, bak şu an. Bak sesi göstereceğim arkadaşlar. Çok açık yanıtıyor ama evet, şey olarak. Ya mikrofon yanıltır. En iyi sesi yani kulaklık takarsanız ya da hoparlörden dinlersiniz, çok daha iyi dinlersiniz. Şu an her iki motorda çalışıyor. Aynen. Ben şu an ortadayım ve VKS'nin sesini duyuyorum arkadaşlar. Aynen. Kesinlikle yani bu tartışmasız yani. Kesinlikle. Boya olarak bu daha simli. Hatta çalıştığını bile duymadım ha. Yani marş sesi hiç yok. Yani, o zaten. O şey marş sesini bir daha şey yapalım be. Bak. Şöyle bunda yapalım. Marş sesi hiç gelmiyor arkadaşlar Seha'da. Açtık. Açtık. Kontağı açtık. Bas abi. Motor çalıştı arkadaşlar. Aynen. Motor çalıştı. Bunda da bakın şimdi şey yapacağım. Bunda marş sesini duyuyorsunuz bakın. Yok. Duyduğunuz ses gibi var. Yani marş sesi var bunda. Var var. Yani marş dinamosunun sesi geliyor. Bunda kesinlikle marş dinamosunun sesi gelmiyor. Aynen. Bu arada bir uzun kısa yapsana Mehmet. Şuradan hazır onlar kamera çekiyorken aynıdır diye düşünüyorum. Uzun kısa görmüyoruz yapalım. Biz görmüyoruz arkadaşlar. Kamera şu an farları. Ben şu an kameranın tripodundan görüyorum. Onda mesela zayıf gibi. Ama evet. Seha'nınkini açıyorum şimdi. Bak nasıl aydınlatıyor. Evet, ben ama de biraz da karşısında da oluyor. Aynıdır ya. Aynıdır hemen hemen. Ya yani farasız karar vereyim karşıdan arkadaşlar. Diyorum böyle yani. Özetle evet, bu çok uzatmaya da gerek yok. Aynen. Bunu. Aynen. Aşağı tamam. Böyle. Evet arkadaşlar, her iki videoyu da karşılaştırdık sizin için. Şey, her iki motoru da sizler için karşılaştırdık. Böylece bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Detayları ben şimdi çekeceğim. Onları da araya koyarım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz.